Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı'ndan öğretim görevlisi Çağla Özbek. Bugün besin kimyası ve uygulamaları dersi kapsamında gıdaların fiziksel özelliklerinin incelenmesine dayanarak gerçekleştirilen ve gıdaların içerisinde bulunan şeker miktarını ve şekerlerin özelliklerine dair yorum yapabilmemizi sağlayan bazı deneyler gerçekleştireceğiz ve bu deneyleri gerçekleştirebilmek için iki farklı yöntemden yararlanacağız. Bu yöntemlerden ilki polarimetrik yöntem, diğeri ise refraktometrik yöntem olacak. Polarimetrik yöntemle yapacağımız deneyler arasında ilk olarak sakkarozun inversiyon hızı tayini olacak. İkincisinde ise laktoz miktarını ölçeceğiz polarimetrik yöntemle. Refraktometrik yöntemle ise gıdalarda kuru madde tayininin nasıl yapıldığını göreceğiz. Bu deneyler sonucunda polarimetrik ve refraktometrik yöntemlerin hangi amaçlarla kullanıldığı, polarimetri ve refraktometri cihazlarının çalışma prensipleri, gıdalarda şeker tayin yöntemlerinin neler olduğu ile ilgili kazanımlar elde edebilirsiniz. Deneylerin uygulamasına geçmeden önce dilerseniz şekerleri biraz tanıyalım. Karbonhidratlar, vücudumuza enerji sağlayan besin maddelerinde en fazla bulunan besin öğesidir. Daha çok bitkisel kaynaklı besin maddelerinde yaygın olarak mevcuttur. Şeker ve nişasta saf karbonhidratlar olarak bilinir. Kuru baklagiller, tahıllar ve tahıl ürünleri, patates, kuru meyveler, bal, pekmez, meyve konsantreleri, pastalar zengin karbonhidrat kaynaklarıdır. Şekerler meyve ve sebzelerde, balda, süt ve süt ürünlerinde ve az oranda tatlılarda doğal olarak mevcuttur. Mutfaklarımızda kullandığımız başlıca şekerin bilimsel adı sakkarozdur. Sakkaroz, glikoz ve fruktoz adı verilen monosakkaritlerden oluşmaktadır. Sakkaroz, büyük miktarlarda bulunduğu şeker kamışı ve şeker pancarından su ile ekstrakte edilerek elde edilir. Şekerler gıdalarda tatlılık verici özelliğe sahiptirler. Gıdaların tekstürel yapılarını, hacim ve nemliliğini, su tutma kapasitesi gibi özelliklerini etkilerler. Şekerler pişirilen birçok yiyecekte kahverengi renk oluşumuna sebep olur. Böylelikle ürünün rengini değiştirdiği söylenebilir. Gıdaların bozulmasını önlemede de şekerler oldukça önemli bir yere sahiptir. Yüksek şeker içeriği mikrobiyal büyümeyi sınırlayan ve bu yiyeceklerin daha uzun süre dayanmalarını sağlayan osmotik basıncı arttırarak mikrobiyal gelişmeyi ve bozulmayı engellemektedir. Şekerler alkol fermentasyonu sürecinin en önemli bileşenleridir. Şekerlerin mayalar tarafından etanole yani alkole dönüştürülmesiyle elde edilen alkollü içecekler buna bir örnektir. Gıdalarda şeker tayininde yaygın olarak 3 yöntem kullanılmaktadır. Bunlar volümetrik yöntemler, gravimetrik yöntemler ve enstrümantal yöntemlerdir. Bunların içerisinde en çok tercih edilen yöntemlerden birisi enstrümantal yöntemlerdir. Bu amaçla kullanılan cihazları HPLC, polarimetri veya refraktometre gibi sıralayabilmek mümkündür. Bugünkü deneyimizde de kullanacağımız yöntemlerden bir tanesi olan polarimetri, bir solüsyondaki inorganik ve organik bileşiklerin optikçe aktifliğini belirleyen bir cihaz kullanarak bu bileşiklerin konsantrasyonunu ölçmenin analitik bir yöntemidir. Polarimetre ise maddelerin optikçe aktifliklerini ölçen cihazdır. Peki optikçe aktiflik ne demektir? Polarize ışık düzlemini sağa veya sola çeviren maddelere optikçe aktif maddeler denilmektedir. Bunlardan polarize ışık düzlemini sağa çevirenlere dekstojir, sola çevirenlere ise levojir denir. Sağa çevirenlerin önüne artı, sola çevirenlerin önüne ise eksi işareti konur. Bir şekerin artı veya eksi formundan eşit oranda alıp karıştırırsak ışık ne sağa ne de sola çevrilir. Böyle karışımlara ise rasemik karışımlar denir. Optikçe aktif bileşikler, biri diğerinin ayna görüntüsü olan iki tür molekül oluştururlar. Bu şekilde birbirinin ayna görüntüsü olan moleküllere optik izomer adı verilir. Bu iki optik izomer maddeyi birbirinden ayırmak için adlarının önüne D ve L harfleri getirilir. Sıradan bir ışık genellikle tüm yönlerde titreşerek ortamda yayılmaktadır. Bu tür ışıklara polarize olmayan ışık denmektedir.
Polarize ışık ise bir düzlem üzerinde dalgalanan ışıktır. Bu düzleme polarize düzlem denir. Sıradan ışığı polarize ışık haline çevirmek için genel olarak kalsit, yani kristal kalsiyum karbonat kullanılır. İki kalsit kama şeklinde birbirine yapıştırılarak nikol prizması elde edilir. Böyle bir nikol prizmasından sıradan ışık geçirilirse birbirine dikey iki düzlemde ışığı polarize eder. Peki ışığın çevrilme açısına etki eden faktörler neler? Bunlara bakalım. Öncelikle sıcaklık, kullanılan ışığın dalga boyu, ışığın içinden geçtiği yolun uzunluğu, maddenin yapısı, maddenin derişimi gibi etmenler çevrilme açısına etki etmektedirler. Daha önce de belirttiğimiz gibi ışık düzleminin döndürme açısını, yani çevirme açısını ölçen cihazlara polarimetre diyorduk. Polarimetreleri manuel veya görsel polarimetreler, dijital polarimetreler ve el tipi polarimetreler olmak üzere üçe ayırabilmemiz mümkün. Polarimetreler içinde en çok kullanılan manuel bir polarimetre olan Laurent polarimetresidir. Görmüş olduğunuz manuel bir polarimetre tipi olan Laurent polarimetresidir. Bu cihazın kısımlarını tanımamız gerekirse ilk olarak ışık kaynağı, polarizör, içerisinde gözlem tüpü, analizör kısmı, objektif veya teleskop dediğimiz kısım ve skaladan oluşur. Polarimetreyi bu açıdan incelediğimizde objektif kısmı, yani teleskop kısmının şurası olduğunu görüyoruz. Buradan ürünümüzü, örneğimizi inceleyebiliyoruz. Bu kısım ise skala kısmı. Işığın çevirme açısını ölçtüğümüzde elde edeceğimiz değeri buradaki skalada elde edilen değeri okuyarak tespit edebiliyoruz. Polarimetre cihazının çalışma prensibinden bahsetmek gerekirse öncelikle ışık kaynağından çıkan monokromatik ışık, yani belirli bir dalga boyuna sahip olan ışık olmalıdır. Bu amaçla çoğunlukla sodyum lambaları kullanılmaktadır. Monokromatik ışık süzgeçten geçtikten sonra toplayıcı merceğe gelir. Bu mercekten çıkan ışınlar birbirine paralel haldedir. Buradan sabit birinci nikol prizmasına gelirler ve burada ikiye ayrılan ışınlardan prizmanın yapıştırılmış yüzeyinde yansıyanlar prizmayı örten yüzey tarafından absorbe edilirler. Prizmadan sonra görülen alanın yarısını kaplayan kuartz levha üzerine düşen polarize ışığı küçük bir açıyla çevirerek polarimetre tüpüne gönderir. Polarimetre tüpünde optikçe aktif madde bulunan çözelti varsa, buradan çıkan polarize ışıklar ikinci nikol prizmasından geçerken kuartz levhadan geçen ışınlar yapıştırılmış yüzeyde yansıtılırlar. Bu durumda objektiften bakarken bir yanı aydınlık, bir yanı karanlık görünür. İkinci nikol prizması çevrilerek ışınların eşit miktarda geçmesi sağlanır. Bu sırada her iki yarım dairenin renkleri eşit olur. Bu çevirmenin derecesi optikçe aktif maddenin polarize ışığı çevirdiği dereceye eşittir. Polarimetre cihazı genel olarak molekül boyutlarının tayini, madde derişiminin tayini, gıda maddelerinin kontrolleri, bilimsel araştırmalarda üretilen maddelerin saflık tayini gibi incelemelerde kullanılmaktadır. Şeker tayin yöntemlerinin hepsinin temel ilkesi şekerlerin indirgen özelliğine dayanmaktadır. Tüm monosakkaritler indirgen özelliktedir. Disakkaritlerle oligosakkaritler kendilerini oluşturan monosakkaritlere bağlı olarak indirgen özellik gösterebilirler. Maltoz ve laktoz gibi. Sakkaroz ise indirgen özellik göstermez. Bu nedenle kimyasal yöntemlerle şeker tayininde sakkaroz önce invert şeker haline dönüştürülür ve glikoz ve fruktozla birlikte invert şeker olarak tayin edilir. Buna inversiyon denmektedir. İnversiyon sonucu elde edilen glikoz fruktoz karışımına ise invert şeker adı verilir. Polarimetre ile yapacağımız ilk deneyimiz sakkarozun inversiyon hızının tayini demiştik. Sakkarozun inversiyon reaksiyonunda sakkarozun polarize ışık düzlemini optik çevirme hızının asidik ortamda incelenmesi esasına dayanan bir hız tayin yöntemi bu. Optik çevirme hızına bağlı olarak reaksiyon hızı ve yarı ömrü
bulunur. Sakkarozun inversiyonu sonucu oluşan glikoz ve fruktoz optikçe aktif maddeler olduğu için sakkaroz polarize ışık düzlemini sağa, glikoz ve fruktoz ise sola çevirir. Sakkarozun inversiyonu sırasında optik çevirme gittikçe azalacaktır. Bu reaksiyonun hızı sakkaroz, su ve hidronyum iyonu konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Optik çevirmenin zamana göre değişimini inceleyerek reaksiyon hızını buluruz. Buradan bulunan sonuçla yarı ömür hesaplanabilir. Şimdi polarimetre ile ilk deneyimizin yapılışına geçebiliriz. Deneye başlamadan önce polarimetre cihazımızın kalibrasyonunu yapmamız gerekiyor. Kalibrasyon işlemini distile su yardımıyla yapacağız. Öncelikle gözlem tüpünü alıyoruz. Gözlem tüpünün içerisine distile su dolduracağız. Kapatıyoruz tekrar kapağını. Tüpün içerisinde hava kabarcığı kalmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu amaçla birkaç kez aşağı yukarı hareketlerle, uygun hareketlerle içerisindeki hava kabarcığını çıkarabiliyoruz. Daha sonra tüpümüzü yerine yerleştiriyoruz. Ve objektiften bakıyoruz. Objektiften baktığımızda tamamen homojen bir görünüm elde edecek şekilde bir düzlem görmemiz gerekiyor. Ve bu düzlemi elde ettiğimizde skaladan okuduğumuz değerin tam olarak 0 olması lazım. Bu şekilde kalibrasyonu yapmış olacağız. Deneyimize sakkaroz örneğini tartarak başlıyoruz. Bu amaçla öncelikle 10 gram sakkaroz örneği tartıyoruz. Tarttığımız örneğimizi 50 ml'lik balon joje içerisine aktarıyoruz. Örneği balon jojeye aktardıktan sonra üzerine hacim çizgisine kadar 50 ml olacak şekilde saf su ilave ediyoruz. Sakkaroz örneğinin üzerine distile suyla doldurduktan sonra sakkarozun su içerisinde tamamen çözünmesi için örneğimizi çalkalıyoruz ve sakkarozun çözünmesini bekliyoruz. Çözeltinin içerisinden 25 ml alıp yeniden saf su ile 50 ml'ye tamamlayacağız. Seyreltme işleminin ardından gözlem tüpü içerisindeki saf suyu döküyoruz. Boşaltıyoruz. İçerisine örneğimizi yerleştireceğiz. Cihazın kalibrasyonu için kullanmıştık saf suyu. Şimdi ölçüm yapacağız. Ölçüm yapmak için örneğimizi gözlem tüpünün içerisine aktarıyoruz. Yine hava kabarcığı kalmamasına dikkat ederek örneğimizi gözlem tüpünün içerisine doldurduk ve kapağını kapatıyoruz. Cihazımıza yerleştiriyoruz. Bundan sonra okuma yapacağız. İçerisinde şeker bulunduğu için objektiften baktığımızda biraz önce saf suyla elde ettiğimiz homojen görünümün değiştiğini göreceğiz bu şekilde. Her iki yüzeyinde eşit aydınlıkta olması için ayarlama yapıyoruz. Eşit aydınlığı yakaladığımız noktada skaladaki değeri okuyacağız. Objektiften bakarak iki eşit aydınlığa sahip yüzeyleri elde ettikten sonra skaladan
değeri okuyoruz. Buradaki ilk değerimiz, yani alfa 0 değerimiz 22.3 oluyor. Daha sonra 50 mililitrelik Sapkaros çözeltisinden kalan çözelti 25 mililitre çözeltimize bir normallik hidroklorik asitten 25 mililitre ilave ediyoruz. Ve onu da yine gözlem tüpü içerisine alacağız. Objektiften baktığımızda sol tarafı karanlık, sağ tarafı aydınlık bir yüzey görüyoruz. Ayarlayarak bu aydınlık miktarlarını eşit görüntüyü elde ettiğimizde, eşit oranda aydınlık elde ettiğimizde skaladan değeri okuyoruz. Bu aşamada skaladan okuduğumuz alfa 1 değerimiz 21.5. Bu işlemi yaptıktan sonra ve değerleri okuduktan sonra aynı işlemi 10 veya 20 dakikada bir yapmaya devam ediyoruz. Her seferinde elde ettiğimiz değerleri not ediyoruz. Ta ki sakkarozun inversiyon hızının düştüğünü gözlemlediğimiz noktaya kadar bu işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Ve elde ettiğimiz, okuduğumuz değerlerden bir grafik çiziyoruz. Sonuçları tablo halinde görebilirsiniz. Sakkaros'un inversiyon hızının belirlenmesi amacıyla ilk olarak Sakkaros çözeltisi için alfa 0 değeri okunmuştur. Daha sonra Sakkaros çözeltisi üzerine hidroklorik asit ilave edilerek inversiyon reaksiyonu başlatılmıştır ve 10 dakika sonra ilk okuma yapılmıştır. Böylece ilk olarak alfa 1 değeri elde edilmiştir. Daha sonra 20 dakikada bir olacak şekilde toplamda 90 dakika boyunca örnek kabını hiç boşaltmadan bu çözeltinin çevirme açısı ölçülerek yeni alfa değerleri tespit edilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi zaman ilerledikçe alfa değerleri azalmıştır. Kalibrasyon eğrisi çizebilmek için ln alfa 0 eksi alfa sonsuz bölü alfa t eksi alfa sonsuz değerlerini ayrı ayrı hesaplamak gerekmektedir. Bu değerler hesaplandıktan sonra reaksiyon süresince geçen zamana karşı ln alfa 0 eksi alfa sonsuz bölü alfa t eksi alfa sonsuz grafiği çizilir. Çizilen grafiği yanda görebilirsiniz. Çizilen grafikteki eğrinin eğimi eğrinin denklemi yardımıyla bulunur ve bu eğim bize reaksiyon hızını vermektedir. Sonuç olarak Sakkaros çözeltisinin asit ilavesiyle inversiyonunda reaksiyon hızı 0.02 olarak bulunmuştur. Şimdi ikinci deneyimize geçebiliriz. İkinci deneyimiz polarimetre ile laktoz tayini. Bir önceki deneyde olduğu gibi gözlem tüpünün içerisine distile su koyarak cihazımızı öncelikle kalibre etmemiz gerekiyor. Cihazın kalibrasyonunu tamamladıktan sonra örneğimizin içerisindeki laktozun konsantrasyonunu ölçebilmemiz için öncelikle bir kalibrasyon eğrisi çizmemiz gerekiyor ve bu kalibrasyon eğrisini çizebilmemiz için konsantrasyonunu bildiğimiz laktoz çözeltileriyle polarimetre cihazında okuma yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda %1, %2, %3, %4 ve %5 konsantrasyonlarda olmak üzere 5 farklı çözelti hazırlayacağız ve her birini polarimetre cihazında ışığı çevirme açılarını okuyarak bir kalibrasyon eğrisi çizeceğiz. Şu anda tüm çözeltiler hazır. Bunların içerisinden gözlem tüpüne bir miktar numune koyacağız ve ölçüm yapacağız. Olarak %1'lik çözeltiyle başlıyoruz. %1'lik laktoz çözeltisini gözlem tüpünün içine doldurduk. Kapağını yine kapatıyoruz. Daha önceki deneyimizde yaptığımız işlemlerle aynı işlemleri uyguluyoruz. İlk değerimiz 13.5. Diğer tüm çözeltiler için de aynı işlemi uyguladıktan sonra bir tablo elde ediyoruz ve bu tabloyu ekranda görebilirsiniz. Bu tablodan elde ettiğimiz verilerle de bir kalibrasyon grafiği çiziyoruz.
Şimdi artık derişimini bilmediğimiz, içinde ne kadar laktoz olduğunu bilmediğimiz bir çözeltimiz var. Buna çözelti A dedik. Bu çözelti A'yı şimdi gözlem tüpü içerisine alacağız ve çevirme açısını okuyarak içerisinde ne kadar laktoz olduğunu öğrenebileceğiz. Şimdi çevirme açısına bakacağım. Evet. Çevirme açısı okuduğumuz değer 15. Bilinmeyen çözelti için okuduğumuz değer 15. Ekranda derişimini bildiğimiz laktoz çözeltilerine karşılık gelen çevirme açıları ve derişimini bilmediğimiz çözeltide saptanan çevirme açısı görülmektedir. Derişimi bilinmeyen çözeltideki laktoz konsantrasyonunu bulabilmek için bir kalibrasyon eğrisi çizilir. Bu amaçla %1'den %5'e kadar laktoz içeren çözelti derişimlerine karşılık çevirme açılarını gösteren bir grafik çizilir ve bu grafiğin denklemi bulunur. Denklemdeki y değeri çevirme açılarını, x değeri ise derişimleri karşılamaktadır. Derişimi bilinmeyen çözeltinin çevirme açısının 15 olduğu bilinmektedir. O halde denklemde y değeri yerine 15 yazıldığında hesaplanan x değeri çözeltinin derişimini verecektir. Bu durumda yapılan hesaplama sonucunda bu çözelti içerisinde %1.108 oranında laktoz bulunduğu tespit edilir. Gelelim son deneyimize. Son deneyimiz refraktometre yardımıyla gıdaların içerisinde suda çözünür kuru madde miktarının saptanması deneyi. Bugün biz süt örneğinin suda çözünür kuru madde miktarını yani 1x değerini hesaplayacağız. Bu deneyi yapacağız birlikte. Öncelikle deneye geçmeden önce refraktometre nedir, refraktometrik yöntem nasıl bir yöntemdir bunları birlikte görelim. Yapısında belirli oranlarda su içeren veya sulu çözeltileri hazırlanabilen maddelerin ışığı kırma özelliklerinden yararlanılarak kuru madde miktarlarının belirlendiği enstrümantal cihazlara biz refraktometre diyoruz. Materyalin ışığı kırma derecesi veya ışığı kırma indisi o maddelerin erime, kaynama, donma noktaları veya yoğunluğu gibi fiziksel özelliği olarak kabul edilen bir özelliktir. Maddenin ışığı kırma özelliği kullanılarak birçok analiz yapılabilmektedir. Maddelerin bileşimlerindeki kuru madde miktarları veya konsantrasyonları ile maddelerin ışığı kırma özellikleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Optik yöntem kullanılmak suretiyle uygulanan bu analizlerin temel prensibinde gelen ışık iki saydam ortamı ayıran bölüme düşmekte ve ayrılan yüzeyle ışığın yapmış olduğu açı geliş açısı, kırılan ışığın normal ile yapmış olduğu açıya da kırılma açısı denmektedir. Işığın geliş açısının sinüsünün kırılma açısının sinüsünü oranı ise kırılma indeksi olarak tanımlanır. Madde içerisinde ışığın belirli açılara bağlı olarak kırılma özelliği kullanılarak birçok gıda maddesinin bileşimi hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Gıda maddeleri içerisinde süt, yemeklik olarak kullanılan yağlar, peynir altı suyu, domates ve biber salçaları, reçel ve şeker şurubu içeren ürünlerdeki kuru madde miktarları ve konsantrasyon gibi özellikler bu cihazlar kullanılmak suretiyle belirlenebilmektedir. Laboratuvar çalışmalarında kullanılan refraktometreler el tipi ve masaüstü olarak kullanılan cihazlar şeklindedir. Refraktif indeks, katı madde miktarı, kırılma indisi, şeker miktarı ve 1x yani suda çözünen kuru madde miktarı aralıklarını ölçmek amacıyla çeşitli refraktometreler vardır. 1x dedik, 1x nedir? Refraktometrelerde okunan yüzde çözünür kuru madde 1x denmektedir ve herhangi bir sulandırma yapılmamış örnekte refraktometrede okunan değer doğrudan yüzde çözünür kuru madde oranını vermektedir. Bugün biz el tipi yani manuel bir refraktometre ile süt örneğinin 1x'ini yani suda çözünür kuru madde miktarını tayin edeceğiz. Deneye başlarken öncelikle cihazın kalibrasyonunu yapmamız gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda cihazın prizma kapağını açarak yani prizma kapağını açarak şurada görmüş olduğunuz eğik prizma yüzeyine bir iki damla saf su damlatıyoruz. Bu saf suyu daha sonra kapağı kapatıyoruz.
Şu an bakın ince bir su tabakası halinde prizma yüzeyi ile kapak arasında ince bir su tabakası kalmış oldu. Refraktometreyi ışığa doğru tutarak ölçü tablosuna bakıyoruz. Ölçü tablosundaki karanlık ve aydınlık yüzey farklılığının tam sıfır çizgisinde olmasına dikkat ediyoruz. Eğer bu farklılık, bu çizgi tam olarak sıfır çizgisi üzerinde değilse, refraktometrenin üzerinde kalibrasyonu yapmamızı sağlayan kısımdan buradan çevirerek bu çizgiyi tam olarak sıfır çizgisine getiriyoruz ve cihazın kalibrasyonunu tamamlamış oluyoruz. Kalibrasyon sonrası refraktometrede bakın sıfır çizgisiyle tam çakışmış bir şekilde bir yüzey elde ediyoruz. Bu görüntüyü elde etmemiz önemli. Şimdi refraktometre yüzeyini temizliyoruz nazikçe. Ve prizmanın eğik yüzeyine süt örneğimizden tıpkı kalibrasyon yaparken saf suda yaptığımız gibi bir iki damla alarak prizma yüzeyinin üzerine bırakıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Yine ince bir tabaka halinde yayılmasını bekledikten sonra refraktometreyi ışığa doğru tutarak okumayı yapıyoruz. Şu an bu değer 11 olarak görünüyor. Böylelikle süt örneğimizin çözünür kuru madde değerinin 11 olduğunu gözlemlemiş olduk. Deneylerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer deneylerinizle ilgili bir sorunuz olursa bana mail adresim jagla.ozbek@toros.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.